Merhabalar, ben Engin Usta. Bugün dünyanın en lezzetli hamburger ekmeği nasıl yapılır onu size dünyanın en iyi ekmekçisi Selman Usta ile sizlere sunacağız bugün. Öncelikle malzemelerimiz var. Mayamız var, suyumuz var, ayçiçek yağımız var, tuzumuz var, şekerimiz var ve unumuz var. Bundan türeyen bir hamburger ekmeği olacak. Sizleri ustama bırakıyorum. Şimdi ben nasıl yaptığımızı göstereyim. O zaman hemen bir kapa veriyoruz. Boş. Terazimizin darasını aldık. 1 kilo un tartıyoruz. Şimdi 1 kilo unumuz var. Ustamız 1 kilo undan nasıl hamburger ekmeği yapılır onu sizlere öğretecek. Dünyanın en iyi ekmekçisi şu anda. Gördüğünüz gibi tam 1 kilo unumuz var. 1 kilo un attı. Darasını aldık şef. 25 gram kadar tuz atıyoruz. 25 gram tuz atıyoruz. Her şey evet. Tartılarak yapılacak. 25 gram tuz atıyoruz. Gösterebiliriz şimdi. 25 gram tuzumuzu koyduk. Mayamızı koyacağız. 50 gram mayana. 50 gram mayamızı atıyoruz. 50 gram maya atıyoruz. Şöyle gösterelim. Sayın şefim. 50 gram mayamızı attık. 25 gram tuzumuzu attık, 1 kilo unumuzu attık ve 50 gram mayamızı attık. Şekerimizi atıyoruz. 51 gram oldu, çok da sıkıntı yok. Kaç gram atıyoruz? 50 gram da şeker atıyoruz. 50 gram şeker atıyoruz. Evet. ...52 oldu, biraz alabiliriz. Çok da önemi yok. 52 olsun. Tamam şefim. Evet, bunu buraya döküyoruz. Doğru mudur? Evet. Şimdi... Burada litre olarak ben size göstereyim. Nereden baksanız 2,5 su bardağı bir suyumuz var. Bu da işte 550 gram bir suyu elde ediyoruz. 550 mil dediğimiz olay. Bunu biz damacana sudan elde ettik. Çeşme suyu kullanmıyoruz. Biraz hamura böyle kreşimsi bir tat verdiği için damacana veya kaynatıp normal çeşme suyunu kaynattığımız zaman soğutup da kullanabiliyoruz veya ılıkken de kullanabiliyoruz. Bu su çok önemli. Şefim bir konuya değinmek istiyorum. Ilık sen verirsek mi? Daha erken kapatırız. Suyumuz ılık olursa, soğuk olursa biraz daha geç olur. Mayalanmaz. Ortamına, evet ortamına göre. Ortam sıcaklığı önemli. Geçir. Şimdi 550 gram suyumuz var. Bunun birazını veriyoruz. Yarısını. Az bir şeyini verdi ustamız. Yarısını veriyoruz. Yağınızı bir şeyim atın. Ayçiçek yağı kullanıyoruz burada. Siz evet. Zeytinyağı seviyorsanız zeytinyağından da talep edersiniz. Tereyağı da olabilir. Yani bu size bağlı bir zevk meselesi. Biz burada ayçiçek yağı kullanıyoruz. 60 gram kadar attık. Yaklaşık evet. İşte bir su bardağını yarısından biraz daha üst kısmından kullandık. Şimdi şefim bunu biz bir 15-20 dakika karıştıracağız. Evet. Karıştırdıktan sonra tekrar yine devam edebiliriz. Evet, doğru. Çok güzel ve kokulu bir hamur yaptı ustamız. Şimdi darasını bir alalım. Darasını alıyor ustamız. Ustacığım kaç gramdan oluyor hamburger? 120. 120 gram. Amerikan evet. Dediğimiz burger herhalde. Amerikan dediğimiz burger 120 deyimiyle doğru ama ve 90 gramlık 100 gramlık da var tabii. Tabii ki. Yaptığımız bize ait olan bir tarif. Anladım. Tamamen kendimize ait. Çok güzel. Yani Türk iş burger. Çok güzel. Evet. 120 gram olarak yapacağız değil mi? Sonra? Evet. 120 tamam. Gram böleceğiz bunları. Süper. Bir saniye evet. Ben şöyle şu anda bizim dinlendirme fırını olarak kullanıyoruz lan. Şöyle içine doğru çekelim istedim. Bir yaklaşık bir 30 dakika, 25 dakika dinlendireceğiz. Ve hamurumuz kabaracak.
Sonra yağlama üstünü yumurtalayacağız, susamlayacağız. Ondan sonra evet, üzerlerine biraz kabardıktan sonra yumurta süreceğiz. Üstlerine susam açacağız. Onları yapalım. Yaptıktan sonra size pişmiş halini gösterebiliriz. Çok daha güzel olacak. Evet şefim, fırınımız 220 derecede. 45 saniyemiz, 40 saniyemiz var. Hamburgerlerimiz de pişmek üzere. Çok güzel bir hamburger ekmeği yaptık. Şimdi birazdan çıkartacağız. Bir kontrol etmek amacıyla fırının kapağını açıyoruz. Evet, çok olağanüstü bir hamburger ekmeği bence. Bunlar bir 30 saniye daha içeride kaldı bunlar. Çıkartacağız. 19 saniyesi var. 19 saniye sonra hamburger ekmeğimiz çıkmış olacak. Bence dünyanın iyi hamburger ekmeği olabilir. Sustacığım. Olabilir. Çıktığı zaman daha iyi göreceğiz. Net puf puf bir hamburger ekmeği yapmak istiyoruz. Onu elde ettik mi hep beraber göreceğiz. Evet, Selman ustamızın bugün vermiş olduğu tarif çok önemli. Ve fırınımızın ayarını öptü. Ve çıkartalım şefim. Dünyanın en iyi hamburger ekmeği hazır. Şöyle gösterebiliriz. Şuraya koyalım şimdi. Şu malzemelerimizi kaldıralım. Şöyle göstereyim ben size. Altı biraz sıcak tabii ki. Dokunulmaz şu anda. Dokunulmaz tabii ki ama şöyle altı çok güzel kızarmış vaziyette. Şöyle bastırıyoruz. Biraz sıcak olduğu için şöyle gördüğünüz gibi kulak memesi gibi yumuşacık bir hamburger ekmeği geri kenara geliyor. Kendine gelmesi biraz zaman alır. Çok sıcak evet, çünkü. Sıcak olduğu için. Biraz böyle bir 10 dakika dinlendireceğiz. Evet ama kendisi bir 30 saniye sonra kendini